Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere narın besin değerleri, faydaları, zararları ve tarihçesi hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii en sevdiğim meyvelerden diyebilirim ve benim gibi düşünen birçok insan vardır diye düşünüyorum. Gerçekten bana nar canavarı diyebilirsiniz arkadaşlar. Kışın genelde en çok tükettiğim nar, mandalina ve portakaldır. Greyfurt kısmen yerim. Tadı biraz acımsı olduğu için ama kabuğunu soyduğumuz zaman biraz daha acısı hafifliyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir besin değerlerini gözden geçirdikten sonra faydalarına, zararlarına bakacağız arkadaşlar. Porsiyon miktarı 100 gram olan nardan kalori oranı 82 arkadaşlar. Kalorisi yüksekmiş diğer meyvelere nazaran. Yine toplam yağ oranı 1.2. Kolesterol her meyvede olduğu gibi yine bunda da kolesterol oranı yok arkadaşlar. 0 mg. Sodyum 3 mg. Sodyum oranı biraz idare eder arkadaşlar. Çünkü çoğunda düşük. Bunda sodyum oranı biraz idare eder. Potasyum oranı 236 mg, karbonhidrat 19 gram, diyet lifi 4 gram, şeker 14 gram. Şeker oranı biraz yüksek gibi arkadaşlar. Karbonhidrat oranı o kadar yüksek değil arkadaşlar. Karbonhidrat oranı yüksek olduğu zaman biraz daha tokluk hissi verdiği için bazen diyet yapanlar için sevindirici olabiliyor. Yine protein değeri 1.7 gram, A vitamini yokmuş arkadaşlar. C vitamini 10.2 gram. C vitamini iyi arkadaşlar. Kalsiyum oranı 10 mg, demir oranı 0.3 mg. Yine B6 vitamini varmış 0.1 mg, magnezyum 12 mg. Magnezyum oranı da fena değil arkadaşlar. Besin değerlerine baktıktan sonra şöyle faydalarını bir sıralayalım arkadaşlar. Enerji verir ve yorgunluğu giderir. Vücudu, kalbi, mideyi ve diş etlerini kuvvetlendirir. Tansiyonu dengeler. Yine kalp çarpıntısını giderir. Mide iltihabı ve ağız yarası için faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin gelişmesine engel olarak başta cilt ve prostat kanseri olmak üzere kansere karşı vücudu korur. Kandaki kolesterol oranını ve tansiyonu düşürür. Damar sertliğini önler ve damarları açar. Bu özellikleriyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur arkadaşlar. Kandaki şeker seviyesinde dengeleyerek şeker hastalarına iyi gelir. Normalde şeker oranı herhalde 12 mg mıydı? Evet. Demek ki arkadaşlar bunlarda şeker oranının yüksek olması değil de genel olarak içeriği önemliymiş. İshali önler, tedavide destek sağlar. İyi bir idrar söktürücüdür. Cilt sağlığı için. Cilt enfeksiyonlarında katkısı vardır ve cilde pürüzsüz bir görüntü sağlar. Bağırsaklarda iyi huylu bakterilerin gelişimini destekler. Nar suyu sesi açar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, genel faydaları bunlar. Belki ekstradan faydalar da vardır. Şu an olarak biz bu kadarını biliyoruz. Teknoloji ve sağlık her geçen gün gelişiyor. Her geçen gün faydaları ve zararları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine zararlarına şöyle bir bakalım. Narın vücuda herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak nar bazı kişiler tarafından tüketildiğinde sakıncalı ve zararlı hale gelebilir. Bu nedenle narı herkesin tüketmemesi gerekmektedir. Kemoterapi hastaları. Nar içerisinde birçok zengin vitamin ve mineral barındırmaktadır. Narın içerisinde yer alan bu mineraller kanser ilaçları ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle kanser hastalarının ilaç kullandıkları sırada nar tüketmeleri önerilmez. Yine yüksek miktarda element içeren nar hamileler için oldukça sakıncalıdır. Narın sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi bulunmasından dolayı bağırsak ameliyatı geçirenlere nar tüketimi önerilmemektedir. Çok çabuk hazmedilmezse de bazı kişilerde gaz ve şişkinlik meydana getirebilir.
ateşi olan hastaların tüketimine dikkat etmesi gerekir. Evet arkadaşlar, genel olarak da zararları bunlar. Ben yine yineliyorum arkadaşlar. Her şeyin fazlası zarar. Ve sağlık çok önemli arkadaşlar. Bazen ufak bir etki dahi gördüğünüz zaman doktora gitmenizde fayda vardır. Bazen küçük müdahaleler büyük can kurtarabiliyor arkadaşlar. Evet, tarihçesine bakalım arkadaşlar. Nar bilinen eski meyvelerden biridir. Kültür tarihi milattan önce 3000 yılına kadar gitmektedir. Kökeni Güneydoğu Asya olup buradan Özbekistan, İran, Türkiye ve Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. Ayrıca Amerika kıtasında da yetiştirilmektedir. Kutsal kitaplarda eski Mısır, Yunan ve Roma efsanelerinde nardan söz edilmektedir. Nar eski Yunan'da ölümü, Çin'de ise uzun yaşamı temsil etmiştir. Eski İran'da da nar çekirdeklerinin savaşçıları yenilmez kıldığına inanılırdı. Evet arkadaşlar, nar aynı zamanda cennet meyvesi diye de geçiyor arkadaşlar. Geçen de incirin yine burada özelliklerine bakmıştık. Yine incir de geçiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yanlış değilsem. Evet arkadaşlar, bugün de bir meyvenin tanıtımının sonuna geldik. Yine bizi takipte kalın arkadaşlar. Yine diğer meyveler hakkında bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yine burada bebek mamaları bölümüne de yer vermişiz. Orada içeriklerini detaylı olarak girmişiz arkadaşlar. Ve orada yine anket bölümü yapmışız. Anket bölümünde yine oylama yaparsanız sitemize katkı sağlamış olursunuz. Çünkü bu markaları genelde merak eden anne adayları oluyor mesela. Ankette en çok hangisi tercih edilmiş, o da onlar için faydalı oluyor. Yorumda bırakırsanız memnun oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın, esenle kalın arkadaşlar.